Dur yardım edeyim sana. Teşekkür ederim Rıza. Salih'a. Efendim. Yarın akşam Yonca'nın düğününe gidiyor musun? Gidiyorum tabii. Ha, ben de gidiyorum da. İyi. Diye düşünmüştüm ben. Hani orada belki dans mans ederiz birlikte diye. Olabilir. Ha, güzel. Canım. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Yardım ediyordum. Hadi canım hadi. Kasabına yardım et. Anne. Efendim. Ben sıkıldım. Ya ne yapayım sıkıldıysan? Yok ben karar verdim. Sizi bir psikoloğa götüreceğim ben. Ya anne okul yok tatil yok. Biz ne yapacağız böyle? Ne yapayım canım bana ne? Git baban ilgilensin. Babamız ilgilenecek ki. Şimdi ilgilenecek babam. Efendim. Lütfen. Bak gel al bu çocuklarını başımda. Bütün kışı uğraştım ben. Şimdi sıra sende. Nasıl uğraşayım Gülşen? Çalışıyoruz burada. Vallahi bilmiyorum Lütfen. Artık yanına mı çağırırsın? Yoksa kursa falan mı yazdırırsın? Bilemiyorum yani. Ne kursu ya? Canım yaz okulu falan gibi bir şeyler var. Ya bak 6 numaranın oğlu gidiyormuş. Tamam yazdır sen de. Bir dakika kaç para? Parasını falan bilmiyorum Lütfü. Ayrıca sen gel yazdır çocuklarını. Sen ilgilen biraz çocuklarına diyorum ben. Tamam Gülşen tamam. Ömrümü yeme. Görüşürüz akşam. Ayş. Barza. Gel vatandaş gel. Sucuğa gel. Vallahi helal olsun şu Necati Usta'ya ya. Piyasaya hemen adapte oluyor adam. Çok ilginç. Vay be. Şimdi kasapta çalışmak vardı. Değil mi? Bizden sen git, ben seni tutmayayım ha? Yok Nurettin abi. O zaman işini var. Teşekkür ederim, kesenize bereket. Güle güle, gene bekleriz. Bulgur kaynadırlar. Aman bulgur kaynadırlar. Yüksekte yayladırlar. Aman yüksekte yayladırlar. Bizde adet böyledir. Buyurun sucuk. Aman bizde adet böyledir. Güzeli oynadırlar. Aman çirkini söyledirler. Fidayda da Ankara'nın fidayda. Sucuk 15 liraydır bir ayda. Geçti de gelmedi ne fayda. Oğlum sakın yeme sucuklar ha. Olur mu öyle şey ustacığım? Şimdi o gundurgun bir dinliyor. Nazlı ne oldu Nazlı? İyi. Onun karnesi de hepsi peki. Aferin zeki kız. Tatile nereye gidiyorlarmış? Çok güzel bir yere gidecekler ama bilmiyorum. Seni çağırmadı mı? Çağırmadı. Niye acaba beraber olmayacak mısınız? Maalesef. Ay be senin maalesefin iyiliğin. Ay babacığım. Her gün şu çocuklarla oynasanız ne kadar mutlu olacağım ben. Anladığım kadarıyla annenizi üzmüşsünüz. Ay evet yani okul tatile girdi bunların canları sıkılmaya başladı. Niye öğretmenleri bunlara ev ödevi vermemiş mi? Yok vermiyorlar babacığım tatilde ödev yok. Niye vermiyorlarmış? Dinlenmeleri için herhalde öyle bir şey olsa. Bizim çocukların okuduğu zamanlarda hocalar çok ağır ev ödevleri verirlerdi. Çocuklar kafalarını kitaptan kaldıramazlardı. Daha doğrusu Erdem kaldıramazdı da Lütfü de hiç eğilmezdi kitaba. Ben çok zekiydim son gün bütün ödevlerin hepsini yapardım. Ona zekiydim denmez, tembeldim denir. Lütfü, şu çocukların can sıkıntısına bir çözüm bulmamız lazım. Ben araştırdım, yüzme kursları varmış. Kaç paraymış? Ayda 100 lira. Canım kardeşlere 80 lira. Ne fark etti? Ayda 160 eder. Yok yok, biz en iyisi küveti dolduralım, orada yüzerler. Aman bir dakika. Zaten bizim Taylan Efendi Hazretleri küvetten çıkmıyor, bir de sen küveti doldurma. Ben yüzme istemiyorum zaten. Ne istiyorsun? Karate istiyorum. Yok öyle şey. Karate marate istemem ben vurdulu kırdılı şeyle. Yok olmaz. Annen haklı. Ne işin var karateyle? Kerata. Bana saldıranları döveceğim. Ama canım sana kim saldıracak ki? Vallahi ben karate istiyorum. İyi. Sen?
Ben de keman dersi almak istiyorum. Hayda. Yelizce Burçak keman dersi alıyorlar. Hem de klasik batı müziği. Ben de almak istiyorum. Ama ne yapacakmışsın canım klasik batı müziğini? Klasik Türk müziği öğren evladım. Piyano dersi alsın. Herkesin çocuğu piyano çalıyor. Ben piyano sevmiyorum anne. Evet Gülşen. Yani piyano dersi aldırırsın sonra da piyano istersin. Olmaz. Lütfiye kalsa herkes blok flüt öğrenecek. Piyano falan gerekmez. Canım keman iyi işte. O kaç para? Ayda 120 lira. Oldu. Anladım, olmadı. Hadi bakalım Yiğit Bey, sen de odana. Hadi. Aman buzular. Babacığım, şimdi bu kurslar pahalı ya. Lütfü onun için bunları o kurslara göndermek istemiyor. Yani herkesin çocuğu Mozart'ı öğrendi. Bizimkiler hala küçük kurbağa, küçük kurbağayı biliyor, bu kadar. Niye böyle cimrilik yapıyorsun Lütfü? Atatürk ne demiş? Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kusura bakmayın ama yani parasız kalmış bir milletin bütün damarları kopmuştur. Tabii canın baba mesleğini bırakırsan çocukların Mozart'sız büyür. Sanki biz Mozart'la büyüdük baba. Niye eskiden piyano kursları vardı da ben mi yollamadım? Yani olsaydı gönderecek miydin sanki? Tamam şimdi yolluyorum. Parası benden. Gonca ile beraber keman dersleri alıyorsunuz. Eğer bir ayda bana Mozart çalmazsan canını okurum. Gülşen, gülme. E canım fena mı Lütfücüğüm? Yani de hayatta ıslık çalmaktan başka bir şey daha çalacaksın. Ya keman yerine davul çalsam ben. Anca işte. Hayır Lütfü, keman. Hani romantik. Gülşen, ömrümü yedin Gülşen, ömrümü. Yeniz'in annesinden aldım telefon numarasını, konuştum keman öğretmeniyle. Sadece bu akşam 7'de müsaitmiş. Oley! Lütfü, sen de geliyorsun, unutma. Ya boşversene sen, ne yapacağım ben kemanı filan ya? Aa, olur mu canım? Baban öyle söyledi. Hem ben de dedim ki iki kişi ders alacak dedim. Ya iyi işte, sen al o zaman. Bravo baba, hiç erkek adam keman dersi olur mu? Bunun erkeklikle ne alakası var Cüneyt Bey, ha? Bu anca karate yapsın zaten. Gel baba, biz seninle beraber karate dersine gidelim. Aman aman, sen kafanı gözünü yarmadan git gel, o bana yeter. Ayıpsın baba ya. Hem benim altyapım da var zaten. Göstereyim mi? Ya. Aa! Of, ne yapıyorsun abla ya? Çok iyi gösterdin, aferin. Otur yer hadi. Günaydın Lütfü kardeş. Günaydın. Al, bu senin. Ne bu? Sinema bileti. Ne yapacağım ben bunu? Gider seyredersin işte. E niye bana veriyorsun ki? Bak bana ilk günaydın diyen kişiye verecektim. Sen bana ilk günaydın dedin, ben de sana veriyorum. E sen niye gitmiyorsun abi? Benim işim var. E işim var da bu biletin sende ne işi var abi? Allah Allah, ne kadar çok soru sordun kardeşim. Sana bedava bilet veriyoruz ya. Bak gidiyorsan git, gitmiyorsan başka birine vereceğim ha. Tamam tamam kardeşim, teşekkür ediyorum. Gel seni bir öpeyim abi. Bana bak, yalnız sinemaya gitmeden önce bir duş al, teke gibi kokuyorsun. Millet de taktı benim kokuma be abi ya. Ne var bende, benim bünyem böyle kardeşim ya. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Vallahi yoksa yanındaki kişi düşer bayılır ha. Hayret bir şeysin ya. Düşer bayılırmış. Ayıp ediyorsun. Anne ya çok sıkıldım. Nerede kaldı bu öğretmen? Ay canım, eli kulağındadır. Gelir şimdi, saat 7 oldu zaten. Bunlar gıy 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 keman çalarken biz ne yapacağız Feride? Yani aslında ben bu gece kocamla sinemaya gideceğimi sanıyordum ama... yani Necati Bey nedense Semiha Hanım'la abimi sinemaya yollamayı uygun görmüş. Yani benim için bir sinema programı bile yapılmıyor. Aşk olsun Feride'm, küsme ya. Ben onların yuvalarını yapmak için uğraşıyorum. Bir de abimden kurtulmaya uğraşıyorsun tabii. E abinin yuvasını ayrıca yapacağım tabii. Ama istersen biz de gidebiliriz sinemaya. Ay bir sonraki seansa yetişebiliriz. Ay hemen üstümü değişip geliyorum. Hadi canım. Benim de üstüme bir şey al. Tamam. Baba. Heh. Baba bak bu şiiri öğrendim. Os. Hoş mu? Oh. Hay ben seni o kursa yollayanın. Gülşen ben çıkıyorum. Nereye Lütfü? Lütfü nereye? Hayatım kahveye çıkıyorum. Olmaz Lütfü, öğretmen gelecek. Hah. Kapı çaldı. Öğretmenim geldi. Ha, ben de kaçayım. Lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Lüftü. Sanayım ben. Buyurun, buyurun. Buyurun. Lütfen. Efendim? Hani sen kahveye gidiyordun?
Canım şimdi babam caz yapar yani niye ders almadın diye. Yapmaz yapmaz. Hadi güle güle. Hadi. Canım hadi. Adam o kadar para vermiş şimdi. Ayıp. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Necati. Ben de Sanem. Memnun oldum bir tane. Merhaba ben de Gonca. Bana ders vereceksiniz. Merhaba Gonca ben de Sanem. Memnun oldum. Bana da ders vereceksiniz. Üç kişi ders alabiliyor mu? Tabii ki neden olmasın? O zaman ben de. Oh. Evet hayatım hazırım çıkabiliriz. Ay, papatyam daha sonra çıksak. Benim dersim var da. Ne dersi? Keman dersi. Ne kadar zamandır çalmayı istiyordum vallahi. Üç kişi olunca grup indirimi oluyormuş. Kaçırmayayım dedim. O zaman dört kişi olalım. Daha çok indirim olur. Senin karate kursun yok mu Yiğit? Boş ver abla karateyi. Hem de kadar kaba bir spor. Buyurun şöyle geçelim. Lütfen. Hemen başlayalım. Önce enstrümanımızı tanıyalım. Çok güzel bir enstrüman. Allah özenmiş de yaratmış. Maşallah. Bu kemanımızın gövdesi. Beli de incecik. Burası parmaklarımızı kullandığımız yer, tuşesi. Burası akort yaptığımız yer, burgular. Ve en sonu salyangoz. Onu biliyorum, salyangoz. Kayınço eskalye diyor ona. Fransızlar yiyirmiş bunu. Ve bu da yayımız. Kemanda kullandığımız zaman ses çıkartıyoruz. Ya, kabak kemaneden biliyorum ben onu. Bu yayın kılları at kılından derler, doğru mudur? Evet, atın kuyruğundan. Hmm, bak neler oluyor ya. Bu ayakkabı boya fırçaları vardır ya, evet. O da at kılından olur. Ha. At eki var. Sol elimizle sapından tutuyoruz ve boynumuza böyle dayıyoruz. Denemek isteyen var mı? Ben istiyorum. Ben. Lütfi, bir dakika oğlum. Su küçüğün, keman büyüğün. Ben deneyebilir miyim? Kemanınızı alayım. Ay Necati bırak da çocuk denesin. Yani dayanamadım vallahi. Birdenbire keman düşkünü oldun. Yok Feride ben eskiden beri kemana çok düşkünümdür. Babacığım biraz da ben elleyebilir miyim? Sıkma çok. Lütfen versene şunu Gonca'ya. Canım Allah Allah bir deneyeceğiz. Ne var ya? Baba ya sen ne yapacaksın bu yaştan sonra kemanı? Ver bana. Olmaz. Sen odana gitsene Yiğit. Anne ya. Yürü lan. Haydi. Hadi. Of ya. Bu böyle mi konu yani boynu böyle değil mi sıkıştırılıyor? Sen nasıl korsan koy seninki durur. Gıgın olduğu için böyle. Ama kocanın kovu gibi. Onu illa böyle yapması lazım. Bükmesi lazım. Baba. Ben de deneyebilir miyim? Dur kızım çalışıyoruz herhalde. Benden başka herkes denedi zaten. Aman huysuz. Beğendin mi yaptın lütfen? Hı? Şuyur. Şey merak etmişimdir. Bu kemanı böyle sıkıştırıyorsunuz ya buraya. Hani ben çok çalınca konserlerden sonra keman çıkınca boyun böyle kalmaz mı? Ay sana ne Necati? Konser mi vereceksin? Yok yok ben koca hanım için üzüldüm yani. Kuğu gibi boynu böyle bükük kalmasın. Bugünlük bu kadar yeter Sanem Hanım. Yarın kaçta geleyim? Yarın gelmeyin. Biz size haber veririz. Yok yok siz gelin gelin. Yarın da gelin, öbür gün de gelin. Her gün gelin. Necati. Can çocuk kemanı iyi öğrensin diye. Bonsoir. Aa, kambiyer geldi. Mon Dieu. Quelle belle cette nana. Bu zarif hanımefendiyle beni tanıştırmayacak mısınız? Efendim, Taylan Bey benim kayınço, keman hocamız Sanem Hanım. Ben Deniz Taylan. Sanem. Enchanté madame, enchanté. Aa buyur buyur. Gel Semih Hanım, gel. Yok, hiç gelmeyeyim. Taylan Bey, bir saniye bakar mısınız? Mil, pardon. Buyursunlar. Taylan Bey, şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne şakası? Hem beni davet ediyorsunuz hem de sinemaya gittiğimde yanımda mobil mahir oturuyor. Ya, çok affedersiniz ama ben değil, siz beni sinemaya davet ettiniz. Ben mi davet ettim? Çok affedersiniz, şu anda hanımefendiyle meşgulüm, pardon. Nerede kalmıştık bebeğim? Bu hanımefendi de değil. Yemezler Necati Bey, yemezler. Evet.
Rıza. Buyur usta. Saat kaç? İftara 2 saat var usta. Oğlum ben sana iftara kaç saat var diye mi sordum? Saat kaç diye sordum. Yani ne bileyim, sen yorma kendini, ben senin yerine hesaplayayım diye düşündüm ustacığım. Ya öyle cım cum, canım cicim cucum, sevgilim. Sevgili miyiz lan biz? İş yerinde böyle konuşmak olmaz. Özür dilerim usta. O hiç babama hiç yaramıyor. Ezan-ı Muhammediye kaçta okunuyor bugün? 19.40 usta. Keşke iftarın saati böyle birer dakika değil de onar dakika inse, değil mi baba? Poğaçalar, zeytinli açmalar. Sıcak sıcak poğaçalar var. Poğaçaya gel, poğaçaya. Nurettin. Buyur Nidat usta. Tavlayı kap gel de biraz vakit geçirelim ya. Yok, ben kırmazanda seninle tavla oynamam. Niye? Tavla oynamak oruç mu bozuyor? Yok, bozmuyor da sen Irmazan da çok asabi oynuyor. Bağırmalar, çağırmalar, mızmalar falan. Oğlumcum sen kötü oynuyorsun, ben ona sinirleniyorum. Yok efendim, ben hiç de kötü oynamıyorum. Sen oruçsun diye yeniliyorum ben. Sonra bağırıp çağırıyorum. Zaten şu kadar müşteri var, onlar da kaçıyorlar. Asabi kasap. Ama sen de 5 kız babası. Çekemiyorsun oğullarımı, benimle uğraşıyorsun. Tövbe yarabbim, gene kız babası dedi. Poğaçalarım var. Peynirli kıymalı. Buyurun efendim, buyurun. Müslüm, ben seninle bir tavla oynayalım. Oynayalım ustam ama Ramazan'dan sonra. Müslüm, gel buraya. Gel buraya, tavla oynayacağız. Yok baba, benim içeride hesap kitap işlerine bakmam gerekiyor. Rıza. Ustacığım, müşteri geliyor. Geldi lan müşteri. Buyurun. Patatesli poğaçalar, zeytinli açmalar. Buyurun efendim. Oğlum sen ne bağırıyorsun Ramazan ya? Herkes oruçlu. Kim yiyecek? İftarlık simitler. Buyurun. Rıza, saat kaç? 17.45 usta. 1 kilo dana biftek alayım ben. 1/2 kilo da kıyma. 1 torba da kömür alayım. Akşam hazır. Hemen. Ben eve kaçıyorum. Saatli bomba, Allah canım alsın. Bak buraya yazıyorum. Eğer bu akşam da evde sebze mebze olsun, babam kesin olay çıkar. Kesin. Kız kaldı, bize yardım et. Gonca! Ay ne duymaz kız ya. Tek başıma iş yapıyorum ya. Abi, hadi sen de kalk Necati'yi uyandır, hadi. Hayatta uyandırma. Aa, neden? Ya oruçluyken gozile gibi oluyor. Ağzıma alevler çıkıyor böyle. İşte. Maşallah orucu uykuya tutturdu bugün. Koyuna bak koyuna da. Bak Yusman'ım. Boyuna da. Ya bu kız, ben şaka yaptım. Bir şey yok. Kıvrım saçları. Taranirinam. 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 Enişte bak sana ne diyeceğim. Ben senin yerinde olsam atlarım uçağa, Ardahan'a giderim. Türkiye'de en erken iftar orada oluyor. Güzelce karnını doyurursun erkenden. Ulan eski Ramazanlardan kalma bayat bir şaka bu. Her sene mutlaka biri yapar. Lütfi! Aa, hayatım sen niye oturdun sofraya, daha iftara çok var. Nasıl çok var? Kaç dakika var? 15-20 dakika var herhalde. 20 dakika mı var? Ay bilmiyorum hayatım, o kadar var işte. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Herkes sofraya otursun. İftarı sofrada beklemek sevaptır. Pide nerede? Lütfi nerede? Ya Lütfilerle pideler nerede lan? Ay gelir birazdan. Ne gelir? Her şeyi son dakikaya bırakıyor. Yemek ne var? İnşallah iyi bir şey yaptınız. Ay. Lütfü! Neredesin oğlum? Baba, pide kuyruğu vardı. Niye her şeyi son dakikaya bırakıyorsun? Ya sıra gelmeseydi, ya pide kalmasaydı? Baba geldi işte, sinirlenme. Her şeyi böyle son dakika tıkış tıkış yapıyorsun. Getir pideleri. Allah bir an önce okunsun. Keşke
şu taze fasulyenin etini bol koyaydık. Ay yeterince koyduk işte. Yok çünkü taze fasulye babam için yemek sayılmıyor. Ramazan ayı Allah'ın verdiği nimetlere şükretme ayıdır. Bunu bulamayanlar da var. Bu yüzden mutlu olup şükretmeliyiz. Ya şu kadın ya babamı bir türlü tanıyamadı yani. Evet. Yine fasulye yiyeceğiz ha? Oh maşallah. Ya hadi artık bırakın sofra kurmayı. Ne diyse Ezan Muhammed'i okunacak. Necati ne kadar sabırsızsın. Aa. Ya sabırlı ol enişte. Ne telaş ediyorsun. Hepimiz erkenden sofraya oturtuyorsun. Sabırlı mı edeceğim? Allah sabrını veriyor. Kuşen! Ben babacığım. Kızım çorbaları koysana. Babacığım daha erken değil mi? Yavrum erken merken biraz soğusun. Kaynar çorba ağzımızı yakıyor, midemizi yakıyor. Çorba kızgın olunca enişte dalamıyor tabii. Lütfü! Hadi oğlum çocuklar dal gel. Çocuklar sofraya. Çocuklar hadi sofraya. Daha erken baba. Oğlum dedenizin saati biraz ileride. Hadi oturun. Hadi. Saat kaç oldu ya? Hoca efendi unuttu galiba ezanı. Hiç hoca ezanı unutur mu Necati? Bütün İstanbul televizyon başında onu bekliyor. Müjde nerede? Gelir herhalde birazdan. Ya madem bu evde yaşıyor, iftar saatinde sofrada olunacak hanım. Ya bizim zamanımızda ölmedikçe iftarda sofrada olurdu. Sizin zaman milattan önce kaç yıllarıydı enişte? Hititler dönemi falan mı? He, milattan önce. İslamiyet doğmadan biz ailece oruç tutar, iftar açardık. Ah, ah. Nerede o eski Ramazanlar? Eskiden iftar 6'da falan olurdu. O zaman biz de oruç tutardık. Biz şimdi de tutuyoruz ama annem izin vermiyor. Aa olmaz canım. Ezan zaten çok geç okunuyor. Bütün gün dayanamazsınız siz. Tabii kuzucuklarım. Siz ve dayınız dayanamazsınız. Zayıfsınız siz. Kim? Ben mi? Tabii sen dünya zayıf oğlum. Sen ona affetmişsin enişte. Ben doktor izin vermediği için oruç tutuyorum. Ha, sanki doktorun izin verse tutabileceksin. Ya Necati, abimin kan değerleri çok düşük. Eğer oruç tutarsa şeker hastası olabilir. Ama bunda şeker meker olmaz. Ne bakıyorsun? Zaten yaşlılar için oruç tutmak sakıncalıdır. Ya ne alakası var? Bir kere sen benden daha yaşlısın. Oruç tutabiliyorum ama. Aa bunu bir yarış haline getirmeyin ama. Allah top patladı. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Necati dur. Top falan patlamadı. Ben kaşığı masaya bıraktım. Şöyle yavaş tutsana. Yüreğimi hoplattım. Az kalsın oruç gidiyordu baba. Yani kusura bakma ama enişte. Topla oruç açan bir tek sen kaldın herhalde. Şimdi artık ses bombası patlatıyorlar. Ya bir kere topa ne lüzum var? Televizyonlar bangır bangır söylüyor işte. Evet zaten bütün geleneklerimizi o televizyonlar mahvetti. Tamam Necati sakin ol hayatım sakin ol sinirlenme. Evet ya işte bir 10 dakika sabredemedin Allah aşkına. Ne 10 dakikası be 15 saat dayanmışım ben be. Sen olsan dayanamazsın tabii sen yaşlısın. Enişte kusura bakma ama yan yana dursak ben senin yanında teenage kalırım. Sen orada kal. Ta hoca efendi nerede kaldı ya? Allahümme salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Hem Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah'ım senin rızan için bu orucu tuttum. Dergahında makbul olan ibadetlere dahil ediyor Rabbi. Yenişte nefes al, nefes al. Bu hocanın. Ben geldim. Anca yemeğe gel zaten. Sen de anca laf sok. Selamlar, afiyet olsun. Hoş Allah geldin. Kabul etsin. Aleykümselam, hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hadi büyüdüm çorba iç. Abicim bir tabak alsana kendine. Bana bak, kalkar mısın yerimden? Lütfü kardeşin duydun. Bir tabak alsana kendine oğlum. Bana bak, yolacağım o bıyıklarını ha. Fulya yetmiyordu, bir de sen çık başıma. Ya anne, ben bütün gün oruç tuttum ya. Fulya niye gelmedi oğlum iftara? Evde bak baba iyi hatırlattın. Dur ben şimdi onu hemen getiririm. Her zaman önce ailesi gelir zaten. Her zaman. Alo hayatım. Bak evde yalnız kalacağım diye üzülüyordun ya. Bak şimdi artık hep beraberiz tamam mı? Sen de burada böyle otur. Baba bir el salla.
Kızım. Yemek kokusundan midesi bulanıyor da o yüzden. Buradan koku da mı geçiyor? Hayatım buradan koku geliyor mu oraya? Ha? Ay Erdem düşüncesi bile yetiyor ya. Yavrum iyi misin? Hadi oğlum bırakma hamile karnı yalnız. Geç karnının yanına. Al şuradan bir lokma. İşte bulma al şuradan. Kana da götür bir tane. Var ya Fulya doğurana kadar ben 30 kiloya düşeceğim ha. Hadi doğursun da bir tane sonra bakar. Abi al hurmayı, ver çorbayı. Allah silersin bunu. Ömrümü yediniz, ömrümü. Filidim, yemeğimiz gelsin hadi. Necati, dün gece ne konuştuk biz? Ne konuştuk? Ben iftarda yemek yavaş yenmeli dedim. Sen de bana hak verdin. İftardan sonra konuşmuşuzdur. O zaman hak vermişimdir. Şimdi çorban bitti. 20 dakika bekleyeceksin ayar. Niye ya ben 15 saat beklemişim. 20 dakika niye bekliyorum? 20 saniye bile beklemem. Yemeğim gelsin. Hayatım söz verdin. Evet dede söz verdin. Mızıkçılık yapma. O zaman 2 dakika beklerim. Gülşen'cim ben yemek alabilirim. Tamam. Yok öyle şey. Kimse yemek alamıyor. Herkes bekliyor. Ama ben kimseye söz vermedim. Papatyan, şu 2 dakikada yemeğe kapıp gelsene yavrum. Ay Necati, ay. Ne yapayım ya? Ha? Evet, işte geldim. Aman papatyan, yaren kebabı mı yaptın yoksa? Taze fasulye. Etli mi bari? Az etli. Az fasulyeli olsaydı keşke. Koy bakalım ne yapalım? Buna da çok koy bari. Tabaktan bir şey almıyor ki. Ver bakın. Eyvallah sağ olasın. Ben mutlucum benim size. Ne yapayım hayatım? Ben sahura kalkmıyorum. Daha fazla yemem gerek. Lütfü. Diyorum ki şöyle bir akşam da iftarı dışarıda yapsak ha? Hani ben de bıktım artık Feride Hanım'ın şu sağlıklı yemeklerinden. Şöyle kebap falan yeriz. Olmaz. Babam hepimizi masada görmek istiyor. E canım onlar da gelsin. Ona da Feride Hanım izin vermez. Aman canım onlardan bize ne? Biz gideriz. Olmaz. Ne gerek var hayatım? Zaten kebapçılar çok kalabalık oluyor. Kuyruk oluyor böyle. Zaten bu evde benim istediğim hiçbir şey olmuyor Lütfü. Üstelik sen bana değer de vermiyorsun. Veriyorum hayatım. Nasıl veriyorsun? Saçımı boyattığımın bile farkında değilsin Lütfü. Kaça boyattın? Of Lütfü. Lütfü, hadi gidiyoruz oğlum. Geldim. Hadi git. Geldim, gidelim. Çorapları değiştirdin mi? Değiştirdim. Hadi bize eyvallah. Güle güle. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.